Sayın Duran, sizi dinliyoruz. Hayırlı cumalar Ezo Hanım. Müsaade ederseniz öncelikle bağhusus Beynelminel Medya'da bu sabah yaptığım temeşşutta öne çıkan mühim hadiseleri arz edeyim. Ayasofya gündemde, Ege'de büyük gerginlik, Libya'da çözümsüzlük. Covid-19 birçok ABD eyaletinde hala iş başında. Trump'ı eleştirmeyen galiba bir tek kendisi kaldı. Washington-Pekin ilişkileri gerginleşiyor. Global Medya'da Türkiye haberleriyle başlıyorum. Türkiye'nin Ayasofya'nın evrensel statüsünü iptal kararı Avrupa'ya yönelik yeni bir kışkırtmadır. Euronews. Türkiye modernlikten geri çekiliyor. Wall Street Journal. Türkiye biri profesör olmak üzere Ayasofya'ya 3 imam atadı. Yorbali, Güney Afrika Cumhuriyeti. Türkiye. Erdoğan camiye dönüştürülen Ayasofya'da namaz kılıyor 85 yıl sonra. Bu birçok İngiliz, Amerikan ve Fransız gazete ve ajansında var. Türkiye, Mısır'ın Libya'ya müdahalesine nasıl karşılık verecek? Middle East Monitor, Filistin. Bölgesel rekabet yoğunlaşırken Türkiye ve Rusya Libya'da ateşkes için birlikte çalışma kararı aldı. El Monitor. Türkiye, Libya konusunda Mısır'ı uyardı ve Macron'un rolünü kınadı, Bloomberg. Türkiye ve Mısır, Libya'da doğrudan bir çatışmaya mı yöneliyor, Sputnik. Avrupa, Türkiye'nin Yunanistan'a yakın bölgelerde doğal gaz araştırmaları konusunda Ankara'yı uyardı, Deutsche Welle. Yunanistan ve Türkiye, Akdeniz'de birkaç varil petrol uğruna karşı karşıya, Le Temps, Suisse. Türkiye ve Avrupa, gerilim artıyor, Akdeniz'de sıcak yaz. Bu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Brüksel'deki bir STK. Yunanistan, Türkiye ile olan ihtilafında ne gerekiyorsa onu yapacak. The Canadian Press, Kanada. Türkiye-Yunanistan gerginliği. Erdoğan filosunu Ege Denizi'ne gönderdi, Fransız Limanite. Türkiye, Kıbrıs'ın Rus tatbikatı için yayınladığı Navtex'i gölgelemek için yeni bir Navtex daha çıkardı, Cyprus Mail, Kıbrıs. Ankara ateşle oynuyor. Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında tehlikeli bir askeri gerilim, Marian, Fransa. Türkiye, basın özgürlüğünü tehdit eden bir sosyal medya kanunu öneriyor, Committee to Protect Journalists, gazetecileri koruma örgütü. Endonezya, güvenlik ve savunma sanayi alanlarında Türkiye ile daha yakın ilişkilerden yana, Jakarta Post. Türkiye, Erdoğan muhalefeti bastırmak için koronavirüsü nasıl kullanıyor? Conversation, İngiltere. Türkiye'deki sözüm ona darbe, 15 Temmuz darbesinden bahsediyor, Katim Erini. Türkiye, Kürt militanlara karşı savaşını Irak'ın derinliklerine kaydırdı, Reuters. Türkiye'nin dış borçları tehdit edici şekilde artıyor, Cyprus Mail. Türkiye'deki LGBTQ topluluğu homofobik söylemin güç kazanması karşısında kendisini tehlikede görüyor. Newsmaker, Fransa. NATO'da Türkiye hastalığı. Cezasızlık ne kadar hüküm sürecek? Lüviş, Belçika. Koronavirüs. Türkiye, Cezayir'e önemli bir sağlık malzemeleri yardımı gönderdi. Algeria Eko. Batı dünyasının 6 büyük gazetesinin başlıklarına geçiyorum. Amerika'dan başlıyoruz, New York Times. Milyonlarca Amerikalı evlerini kaybedecek. Kongre bu insanlara yardım etmeli. 19 üzerinden mortgage adı verilen kiralarını ödeyemeyen milyonlarca Amerikalı ev sahibinden bahsediyor bu haber. Amerikan pasaportu nerelerde geçmiyor? Bütün dünyada, bir de Irish pub'larda. Houston'a karşılık olarak Çin de Amerika'dan Chengdu'daki konsolosluğunu kapatmasını talep etti. Çin Komünist Partisi muhaliflere karşı savaşı yoğunlaştırırken Başkan Xi Jinping'i eleştiren çok zengin bir iş adamını partiden ihraç etti. Zengin iş adamı Komünist Partisi. Hearst Dergiler Grubu Başkanı iş yerinde kötü davranışları nedeniyle istifa etti. Aynı haber Washington Post'ta da var. Orada zehirli kültür diyor. Ondan kasıt da seksist söylem ve taciz girişimleri. Washington Post'a geçtik.
Trump koronavirüsün güç kazandığı Florida'daki parti kurultayını iptal etti. Sayın Başkan, bizim şehirlerimizden uzak durun. Trump çünkü çeşitli eyaletlere federal kolluk kuvveti gönderiyor, ona karşı bir yorum. Trump'ın Çin'e yönelik politikasında herhangi bir strateji yok. Sadece yeniden seçim kazanma isteği var. Trump bir yorum başlığı. Trump kaybedeceğini biliyor, benden sonra tufan. Mahkeme Seattle Times ve 4 televizyon istasyonundan protesto görüntülerini polise teslim etmesi yönünde karar aldı. Bu 4 televizyon ve gazetenin yöneticileri ise reddediyor. Trump'ın efsane operasyonu, bu federal kolluk kuvvetlerini eyaletlere gönderme efsane operasyonu adı verildi, siyasi bir darbedir. Biden, Trump'ın başkanlık seçimlerini dolaylı olarak çalacağını öngörüyor, hile yapacağı anlamında. Belarusya'da Lukashenko, devlet başkanı, rakiplerini hapse atıyor, kadınların liderlik yapamayacağını iddia ediyor ama şimdi bir kadın muhalefet lideri oldu. Kaliforniya'ya gittik, Los Angeles Times. Kaliforniya sabırsızdı, şimdi koronavirüs vaka sayısı New York'un seviyesine geldi. Çalışanlar işbaşı yapmaktan çekiniyor, çoğu zaten işe gitmiyor koronavirüs nedeniyle. Florida'da her 8 dakikada bir kişi koronavirüsten öldü. Basketbolcu LeBron James, siyah arkadaşımızı vurarak öldüren polislerin tutuklanmasını istiyoruz. İngiltere'ye gittik, Guardian. Pompeo, Amerikan Dışişleri Bakanı. Hür dünya Çin'i değiştirmeli, yoksa Çin bizi değiştirecek. Koronavirüs. Belçika'yı durdurdu. Bolsonaro pozitif teste rağmen fiziki mesafeye uymuyor. İngiltere'de bugünden itibaren dükkan ve istasyonlarda maske mecburi. Elif Şafak'ın yeni kitabı bu garip dünyada 10 dakika 38 saniye 6 Ağustos'ta online'da tanıtılacak, tartışılacak. Bu aslında global medyada Türkiye haberlerinde verilmeliydi ama Guardian Elif Şafak İngiliz-Türk yazar diye tanıtıyor. Fransa'ya gittik, Le Monde. Fransa'da son haftalarda koronavirüs vaka sayısında artış kaydedildi. 1000 yeni vaka. Üstelik uzmanlar bunun test sayısının artmasıyla ilgili olmaz. Fransa'da dikkatsizlik yüzünden meydana gelen trafik kazalarında ölü sayısı arttı. Son gazetemiz Liberasyon. Fransa yeni Adalet Bakanı kendi kurumunun istatistiklerinden kuşkulu. Çünkü 100 tecavüz ve tecavüz girişiminde sadece bir mahkumiyet var. Olabilir mi diye soruyor Liberasyon. Paris Havaalanı'nda yüzlerce çalışan işten çıkarılıyor. Kölecilik, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin kurucu aktörü mü? Liberasyon'un bugünkü kapağında boş tribünler, seyircisiz bir stadyum ve maç oynanırken bir fotoğraf var. Başlık COVID. Beti benzi atmış futbol. Ezo. Ragıp Duran, çok teşekkürler aktardıklarınız için. İyi yayınlar.